29 Haziran Çarşamba Sol Haber Alparslan Savaş Ücretin Asgarisi Olmaz Top çevirip durdular. Yapmasak kurtarmaz mı diye son ana kadar beklediler. 1 Temmuz yılın ortasıdır. Asgari ücrete ara zam yapılacağını bu tarihe 3 gün kala açıkladılar. Henüz rakamı bilmiyoruz ama artışın patronlara yük getirmeden yapılacağını Erdoğan'ın sözlerinden anlıyoruz. Bu arada Erdoğan'ı beklemeden ücretleri Mayıs-Haziran aylarında bir miktar yükselten işletmeler oldu. Onu da keyiften yapmadılar elbette. Başta onlar da Erdoğan gibi 2022'nin zamsız oluru var mı diye çok bakındılar. Ama bu ücret düzeyiyle iş yerlerinin birer barut fıçısına dönmeye başladığının çok çabuk farkına vardılar. Son iki ayda çeşitli iş yerlerinden küçük küçük zam haberleri aldık. İlaç niyetine diye olduğunu biliyoruz. Fıçının iş yerinde patlaması en çok korktukları şeydir. İş yerlerinden dışarıya yansıyanlara bakılırsa şu ana kadar yapılan bu küçük artışların işçilerde herhangi bir rahatlama yarattığı söylenemez. Türkiye'de yaşanmakta olan yoksullaşma dalgasını frenleyecek ölçekte ücret artışlarının bu patronların cebinden kendiliğinden çıkacağını kimse beklemesin. Çıksa bile hayat pahalılığı böyle devam ettikçe harcamaların büyüklüğü geliri aşmayı sürdürecek.'' Demek ki iş yerlerinde sıkışma sürecek. Erdoğan'ın bu hafta belirleneceğini açıkladığı Temmuz asgari ücretinde de durum farklı değil. Aslında AKP Ekonomi Yönetimi'nin asgari ücrete yıl içinde ikinci bir zam yapmak gibi bir niyeti yoktu. Temmuz ayını memur ve emeklilere zaten vermek zorunda oldukları enflasyon farkıyla geçip asgari ücreti sene sonunda görece yüksek artışla belirlemek niyetindeydiler. Evdeki hesabın çarşıya uymadığı anlaşılıyor. Demek ki mesele sadece seçim derdi değil. Henüz iş yeri duvarlarının dışından duyulmuyor olabilir. Fakat iş yerlerinde müdürlerin kapılarını zorlamaya başlayan işçilerin çıkardığı ses patronları tedirgin edecek düzeyde. Bu tedirginliğin Beştepede de hissedilmediğini düşünmek abes olur. Bakanın deyimiyle asgari ücrete bir dokunuş ihtiyacının en çok da bu nedenle hasıl olduğunu söyleyebiliriz. Artış miktarı içinse dışarıya yansıyanlardan anlaşıldığı kadarıyla üzerinde en çok konuşulan seçenek Ocak ayındaki %50'lik artışla güncel enflasyon arasındaki farkın ödenmesi. Bu yaklaşık %25 gibi bir orana denk düşüyor. Miktarın asgari ücretten kesilen SGK ve işsizlik sigortası primlerinden karşılanması öngörülüyor. Asgari ücretteki SGK ve işsizlik sigortası işçi ile işveren payları olarak kesilir ve toplam 1626 liradır. Yani karar verecekleri artış 1626 lira olan bu prim toplamının ne kadarının alınmayacağı olacak. Unutmadan bu formül asgari ücretin patronların cebinden kuruş çıkmadan artırılması anlamına geliyor. Peki kaynak nereden sağlanacak? Söylenen o ki işsizlik sigortasından. Yani işsiz'in parasından, işçinin fonundan. Öte yandan bu rakamın tamamı asgari ücrete yansısa ne olacak? İlaç niyetine yapılan bu artış merhem bile olmayacak. Peki buna rağmen artış yapılmasın mı? İşçinin cebine 3 kuruş daha fazla girmesine de mi laf ediyoruz? Yapılsın elbette. Ama her asgari ücret artışı gündeme geldiğinde sendikaların sol muhalefetin aynı şeyleri tartışması kabak tadı vermedi mi sizce? kaç lira artsın, ne kadar sürede bir belirlensin sorularıyla bugüne kadar nasıl bir yol alındı? Asgari ücret tespit komisyonu toplansın diye tepiminin ne tür bir faydası oldu? Ya da bunların hepsi olsaydı sorun çözülecek miydi? Kimse kimseyi kandırmasın. Ne düzen muhalefetinin ne onunla bulaşık sendikal merkezlerin asgari ücret konusunda işçi sınıfı için önerebildiği bir çözüm yok. Oysa bu işin çözümü var. Önce asgari ücretin ne kadar olması gerektiği değil, asgari ücretin kendisi sorgulanmalı. Üstelik şimdi patronlar üretim, ihracat, kar rekorları kırıp emekçiler yol parası denkleştirmekte zorlanırken hala aynı teraniden ilerleniyor. Kaç para artış olsun? Ücretin asgarisi olur mu diye sormanın zamanı değil mi şimdi? Aldığı ücretten başka geçimi olmayan insanlardan bahsediyoruz. İşçilerden onların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlarıdır esas olan ve bunlar uzun zamandır hak olmaktan çıkarılmıştır. Açık ki bunlar ücretsiz olmalıdır. Barınabilmektir. Barındığı yerden çalıştığı işe ulaşabilmektir. Isınabilmek, aydınlanabilmektir. Sağlıklı beslenebilmektir. Eşit eğitim alabilmek, nitelikli ve zamanında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektir. Bunlara çuvalla para ödeteceksiniz, sonra asgari ücret ne kadar olsun diye işçileri tartıştıracaksınız. Bu işin çözümü var. Yaşam için temel ihtiyaçlar ücretsiz karşılanmalıdır. Bu mümkündür. Ücret bunlardan sonrasıdır ve o da herkesin emeğine göredir. Asgarisi olmaz. Nasıl mı? Merkezi planlamayla, sanayileşme hamlesiyle. Uzatmayayım. O da başka yazının konusu olsun.